Tamam. Peki, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Sevgili arkadaşlar, geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak aziz eylesin sizi, sadık eylesin, hadim eylesin Kur'an'a, İslam'a, hepimizi. Eğer oturma ve ev ortamını ayarlayabiliyorsanız, oturmanızı, kameranızı size yakışır şekilde tutabiliyorsanız, görüntüyü açabilirsiniz. Görüntüyü açabilirsiniz. Gel abi, ve oraya koy. Soru sormak istediğiniz zaman sesi açıyorsunuz. Bir şekilde abi bir şey soracağım, kardeş bir şey soracağım diye girebilirsiniz. Ama görüntüye dikkat edeceğiz. Eyvallah. Bazı kardeşler kahve içiyorum derste. Çay içiyorum. Haklılar ama kaç tane canlı ders yapıyorum biliyor musunuz? Tahmin ediyorsunuz. Yoruluyorum. Ya yorulmuyorum da yoruluyor adam. Adam yoruluyor adam. At yoruluyor. Onun için nazar musamanızla beklerim. Niye derste kahve içiyor? Canlı yayın çok yaptığım için. Biraz da böyle ve kendime geleyim. Mesela 7-8 arası canlı dersim vardı. Canlı ders. Çok yakın. Hazır mıyız? Konuşurken böyle hazır olmanızı da bekledim. 4. şua. Ölüm korkusunun sebebi ve çaresi. Ne alakası var? Nasıl bakarsan öyle bu risale. Bakayım becerebilecek miyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bilmiyorum. O Mehmet abi almadı mı abi? Alıyorum. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bilmiyorum ne oldu. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Vekil İslam'da asıl gibidir. Allah kimin vekili? Zaten senin sahibin de buradan oraya bakış. Allah benim vekilimdir. Benim aslımdır. Noterde vekil yapıyorsun ya. Vekil. Öyle okuyup geçme. O benim vekilimdir. Benim aslım gibidir derken zaten orada gelmişiz. Oradan bakış değil. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Rucu edilecek. Rucu yönü bu taraf. Şimdi bu ayet, ayete müracaat etti ustad. Sayfa 60 ama dağınık okuyacağım böyle. Şu alarda. Bugün, bu akşam biraz müsaade edin. Aşure gibi yapacağım bu 4. şuayı. Ölüm şeyi. Keyif alacağınıza inanıyorum. Ustad başvurdu şeye, bu ayete. Şunu diyeyim. Allah razı olsun. Bir kardeş Osman şey yapmıştı. Pazar günü Dima dersi yapmıştık. Şu misali vereyim ki bu ayet bana dediğimi daha iyi anlaşılsın. Güneş düşünün, ayna düşünün. Risalede çok geçiyor. Güneş yarım nuranidir, nim nurani. Ayna da mahluk. Aynadaki güneş kabiliyetine göre güneşi gösterir. Ne aynıdır, ne de gayr. Tamam. Güneşin haysiyetine ve hasiyetine sahip.
yuvarlaklığı, ısısı, ışığı. Aynayı bodruma, karanlığa tutsanız oraya yansıtır. Ama ben aynada böyle baksam beni gösterir ama beni yansıtmaz. Nurani değilim. Tamam. Şimdi bu ayna ve güneş ilişkisini düşünün. Tamam. Güneşi kaldırın, vahiy koy. Aynayı kaldır, ruhu koy. Güneş aynada nasılsa, Kur'an'da ona muhatap olan, kabul edip, iman edip, itikad eden akla Kur'an'da öyledir. Öyle en az, öyle değildir de daha ilerisi, murtabittir. Aklın ona dönüşüyor. Yani aynadaki güneş, semadaki güneşi ne aynıdır, ne gayrıdır, sebebi niye o değildir? Güneş yarım nurani. Kur'an Kur'an yarım nurani değil. Tam nurani. Ruh da ayna gibi değil. O zaman vahiye muhatabın cihetiyle, aklın Kur'an ile canlanıyor, hisleniyor, duygulanıyor, latifleşiyor ve ruhlanıyor. Canlı ve ruhludur Kur'an. Şimdi bakın, hasbunallah ve ni'mel vekil ayeti müracaat ettim, ayet imdadıma geldi. Dedi bana, beni dikkatle oku. Kim demiş? Ayet. Bu biraz önce anlattığım yöntemi bilmesen, ya ustad mana itibariyle mecaz olarak mevcudatı konuşturduğu gibi, la vallahi ben öyle anlamıyorum. Bizzat ayet bana dikkat, beni dikkatle oku diyor. Bu bir tane. Hadi bir tane söyle dedi. Bak atlıyorum. Bak kaç tane diyecek. Sayfa 65'te de diyor ki hasbunallah bana dedi ki, ikinci kez hasbunallah ve ni'mel vekil dedim ve hadsiz fakrım ve ihtiyacım cihetinde dahi bir nokta istimdat için yine o ayete müracaat ettim. Bana dedi ki, dedi kardeş dedi, öyle mecaz mecaz yok. Biz bir kılıf uyduruyoruz izah edemediğimiz şeylere. Sonra 64 bir geri, hasbunallah ve ni'mel vekil ayetine müracaat ettim. Bana bildirdi ki, ondan sonra hadi burada ustad durumu hepten iyi değil. 26. lemada Haraberzade Van Kalesi'ne bakınca Ermeni'nin tahrip ettiği şehre baktım. Ayet bana dedi ki diyor, ne böyle insan eliyle yazılan suni bir mektubun Arap olması seni bu kadar rahatsız ediyor? Ayet dedi. Ne? Bak 69. Ayet demiş ki, ayet-i hasbiye müracaat ettim dedi. Manama dikkat et. Said, imam dürbiniyle bak. Allah Allah. Ayet diyor. Ayet, şu elimizdeki kitap, bu surettir. Kur'an değildir. Bu musaftır, musaf. Bu suret mahluk, kitap mahluk, mürekkep mahluk. Bu suretidir. Her şeyin bir sureti var, kanuniyeti var. Gir içeriye, hakikati var, mahiyeti var. Peki nedir o? Sureti musaftır, insanda eylemdir. Helal haram yaşayışıdır. Gir içeriye. Kur'an insanda nedir? Kanuniyettir. Yani insan Kur'an'ı okuyunca sen de uyanandır senin Kur'an'ın. Yekrauna Kur'an. Senin Kur'an'ın o. Gir içeriye hakikati. Arştaki lef-i mahfuzdaki, lef-i mahfuz arştaki perdesiz esma-i ilahi şeklindedir. Sıfat ilahi şeklindedir. Mahiyeti de subutu sıfattan kelam ilahidir. Kardeş, ayet, bu sayfsen musaftaki ayeti zannedip de tevil de yapma bunu. Bu mesela 71. Ayet dedi ki, neyse. Tamam, bunu şey yaptık. Ayet konuşuyor. Ayet canlıdır. Ruhludur, şuurludur.
hislidir. Kim okuyor onu biliyor. Kim okuyor? Seni tanıyor yani okurken. Vallahi tanıyor, billahi tanıyor, tanıyor, tanrıyı tanıyor. Kur'an-ı Kerim ne zannettin yani? Kelam topraktan hayat çıkacak, ölü topraktan Allah'ın subutu sıfatından olan kelam ilahi bizim bildi zannettiğimiz siyam-ı rekep olacak. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi ne okuyacağım biliyor musunuz? Sayfa 69. Bugün ezberleyebildiniz mi onu? Evet. Ama çay faslında ezberleyemezsiniz ama bu akşam ezberlemeden yatmayalım şunu. 69 onu okuyorum. Bak okuyorum. Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar bir gaflet zamanıma rast gelip hastalık. Şimdi de öyle ya. Tamam. Şiddetli alakadar ve meftun olduğum vücudum. Neymiş arkadaşlar? Şiddetli alakadar ve meftun olduğum vücudum. Mevcutla vücut arasında fark nedir? Bir ders yapmıştık. Hadi şey yapabilecek var mı? Mevcutla vücut. Lugata bakarsan ikisi aynı. Unuttunuz mu? Bak, birisi mülk, birisi melekut. Mesela aklınıza kalsın diye söyleyeyim. Zatı sıfatı söylüyorum. Kıdem, beka, vücut, vahdaniyet, ilahir. Tamam, vücut. Ha. Vücut melekuttur, mevcut mülktür. Beden mevcuttur, ruh vücuttur. Tamam mı arkadaşlar? Mevcut deyince, ya böyle ustad belagat yapmıyor. Mevcutla vücudu iyi kullandığı yere bakın görürsünüz. Nereden örnek verdim? Zat-ı sıfattandır vücut. Ha. Demek ki melekut, bir de okuyorum. Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar, hangi vücudunu? Haletini, maneviyatını, kalbini, ruhunu, hissiyatını, mevcudata bağlı olan hislerini sarsmış. Zaten hasta olan beden. Vücudumu sarsan arızalar bir gaflet zamanıma rast gelip şiddetli alakadar ve meftun olduğum vücudum. İnsan bedenine değil, vücudun aysine şiddetli alakadar ve meftun. Belki mahlukatın vücutları Adem'e gidiyor diye elin bir endişe verirken, yani biz ölüyoruz koronadan, kanserden, trafik kazasından, mevcudat ölüyor. Sonra, ya bunlar hiç değil gidiyor ya. Yok oluyor. Ben de yok olacağım. Diye düşünürken ustad elin bir endişe veriyor, alıyor. Endişemizi anladık mı abiler? Endişe böyle tanımlamalardan geliyor. Böyle bakıştan geliyor. Böyle. Elim endişe. Ya. Bak bakışa, şimdi gelecek bak ne yapacak ayet ona. Benim vücudum, mahlukatın vücudu, ölüyorlar, yok oluyorlar. Adem'e gidiyorlar. Dan endişe duymuş. Yine ayet hasbiyeye müracaat ettim. Dedi. Ayet demiş. Manama dikkat et. İman dürbünüyle bak. Ben de baktım. Bundan sonra ezberleyecektiniz. 4 tanedir. Bunu ezberleyin. Arabanıza yapıştırın. Buzdolabınıza yapıştırın. Evinizde bir yere yapıştırın böyle. Güzel bir yazıyla. Sık sık bakarsınız. Nedir o? Bak şöyle. Bak ölümü nasıl çözüyor. Ölümü nasıl çözüyor? Kabri nasıl çözüyor? Cehennemi nasıl çözüyor? Yok olmayı nasıl çözüyor? Bedenin ihtarlamasını nasıl çözüyor? Fakirlik, topalım, eksiğim nasıl çözüyor? Bu 4 tane sıfat bak. Bak şu. İman gözüyle gördüm ki.
zaman burada ne oldu abi? He? İman gözü gözü oldu. Ha, o zaman imana bir tanımlama yap dedim gene. İman, madem şey yaptın Mehmet, dur. Şu yukarıda siyah burada da diyor ki manama dikkat et, iman dürbünle bak diyor. Bak, imanı bir anlatayım. Subhanallah 72'de. İman ne kadar kıymetdar. Ve hayatlardır ki iman canlıdır. Ruhludur. İman. Peki imanın kaynağı neresidir? Esma mı, sıfat mı, şunat-ı zatiye mi, ayet-i zatiye mi? Bak, o zaman ezber yapmayalım. Esma bir... Ayet-i zatiye. Evet, evet. Ayet-i zatiye. Bak, tanımlama yapalım. Esma'nın bizdeki karşılığı cilve, cemal, nakış, sanat. Subutu sıfatların bizdeki karşılığı ilim, irade. Zatı sıfatlarımıza vücut, beka, bahtaniyet. Şunat-ı zatiyenin bizdeki karşılığı ruhta, şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzeh, sevk, surur, ilahir. 7 tane. O zaman imanın kaynağı neresi? Mahiyet-i zatiye. İçinde kim var tövbe haşa? Demek için söylüyorum. Allah'ın zatının bir nurudur. İmanın kaynağı esma değil, esma da var. Üniversite diplomasında lise, ortaokul, ilkokul diploması var mı? Var. Üniversite diploması getirene ortaokul diplomanı da getir demezler. O zaman imanın kaynağı mahiyeti zatiye ise içinde şunat-ı zatiye, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye, esma-ı ilahiyeler var. Yok yok. Peki iman nedir? İman 42 işaretleyeceğiz da insanın, müminin irade-i cüz'insinin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Allah kendisini koydu. Ona bir isim koydu. İman. İçeriği Allah'tır. Anladım. İmanın iki şeyi var. Bir mülk tarafı, bir melekut tarafı. Mülk tarafı mahluktur. 71 işaretleyeceğiz da. O bizde fiil, bizde fikir, bizde his, bizde duygu latife olarak tebarruz eder, ortaya çıkar. Bu şuur imani nasıl tanımlar? İmanın sonundaki i'nin iz noktası var. Anladınız mı? Yani şuuru imani, o imani var ya sonunda i. Nokta ise ya eylemde imanı anlatıyor. Yani iman bize neler yaptırmış? Yani namaz kıl, eylem. İman, gir içeriye, soğan kabuğu gibi dışarıdan içeri giriyorum. Fiilde iman, fikirde, kafada iman, vicdandaki histe iman, kalpteki duyguda iman, ruhtaki latifede iman. Heh. Tamam mı arkadaşlar? Bizim içimizde iman. Ama şuur imani kemal bulursa, bizim içimizdeki iman değil, biz onun içine giriyoruz. Emniyeti tamme diyoruz da bu sefer. Huzuru tamme. Ha? Yani imanın içine giriyoruz. Peki onu nasıl tanımlıyor? Şuuru imani deyince imani sonundaki inin kafasına takke koymuş. Eylem dedi ki değil, içindeyim ben. Dışarıdan bakınca arabanın içinde şoför, girin arabaya. Araba şoförün içinde. Bak şimdi, iman için ne diyor? Subhanallah. İman ne kadar kıymetli, tamam. Hayatlardır ki, hayatlı seni hayatlandırıyor. Hangi şeye girse canlandırır? İman. Kabire de girse, la kardeşim iman girdikten sonra seni o iman, kabirde koyar mı seni ya? Bir şey, bot düşünün, bot, suda batıyorsunuz, battınız. Botu hava, şişirdikçe sen de ona bağlısın. O bot seni çıkartmaz mı yukarıya? Bot. Şimdi iman ne kadar hayattır değil ki, hangi şeye girse canlandırır. Ve bir şüllesi böyle fani hayatı bakiyane hayatlandırır. Üstündeki fenayı siler. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Fenayı yok ediyor. Baki yapıyor seni. Yani alemi şehadette onu kullanıyoruz. O burada ama buralı değil iman. Ruhum gibi. Burada, buralı değil.
Burayı tanımlıyor. Seni bir yerlere taşıyor. Peki iman sana gelince ne oluyor arkadaşlar? İmanın içeriği ne varsa sende o. O zaman nedir o? Ben diyor ilmim, irade, kudretimle, sıfatlarımla kainattayım. Zatımla beni seven müminin kalbindeyim diyor Allah. Ya sende kardeşim Allah. Ve vefat ettiğin zaman imanın mı gidiyor ki endişe ediyorsun? Yani la teşbih ve la temsil. Yani ben şeye bağlayayım. Yatak var ya, denizde yüzen yataklar var, havalı. Ona bağlayayım. Beni suya atsalar suya, istesem de batamam ki. Yani mümini Allah oraya bırakır mı ya? İman böyle bir şey. Biraz da devam edeyim. İman 70'te. İmandaki şuur, imanın içinde bir şuur var. İmanın içindeki intisap ile bu mezkür, baki, manevi vücutlara sahip olunabilir. Allah Allah. Allah Allah. İmandaki şuur bende. İman neyse bende her şey var. Telefon, navigasyon, intisap. Uyduya bağlandı mı arkadaşlar? Uyduya bağlan, bu cam, küçük ekranda dünyanın her yerini seyrederim. Canlı da seyrederim, mobeselere girerim. Giremez miyiz? Bak, küçük bir ayna. Kap da küçük. Bütün alemin sahibi olan uyduya bağlandım. Bağlanmanın bedeli her yeri seyrediyoruz. Bir fark var, kalp bağlandığı zaman o nispette orada oluyorsun. Burada navigasyonla seyrediyorsun. Kalp ile oluyorsun. Münaç yani. Ustad, kalbine nazar ettim. Baktım ki samimi diyor. Nasıl nazar etti kardeş? Nasıl doktor Sima'ya bakıyor, organındaki hastalığı söylüyor? Allah'ın izniyle öyle adam gelsin. Adamın sorusuyla bir de simasına bakayım. Seviyesini Allah'ın izniyle dershanenin şey için, hatır için söylüyorum. Seviyesini anlarım. Bu adam sorusuyla, aklını, simasıyla kalbini görürsün. Zina eden, içki içen, namaz kılan, kitap okuyan, tefekkür eden, sırf Kur'an okuyan. Sima belli. Bu arada söyleyeyim. Ustadın pembe beyazdır siması. Beyaz sırf Kur'an okuyanlar da olur. Pembeye dönüşmüşse ehli tefekkürdür. Her şey elsinetikum ve elbanikum. Simalarınızdan ve seslerinizden sizi belirler. Neyse, iman canlıdır, ruhludur. İmanın şuuru ve intisap ile fani bir hayattan, navigasyon gibi, bakiye, manevi vücutlara sahipsin. Nasıl yani? Şurada söylüyor da ben yeri söyleyeyim, uzatmayayım. Allah'a intisap ettin mi? Ettin. Allah'a intisap ettinse Allah'ın nesi var? Allah'ın nesi var? Hepsi senin oluyor. 62'de istiyor. Allah'a intisap edince Allah'ın ne kadar mülkü var? Nereler onun? O da benim. Ne bir örnek vermiştim. Çocuk babasının arabasını soruyorlar. Ahmet, bu araba kimin? Benim, bizim. Babamın demiyor. Çok az der. Bizim, benim araba. Babanın malı senindir gör. Allah kiminse Allah'ın da mülkü senindir gör. Şurada ashab diyor ki envar vücut çabuk ise, biraz sesli. Envar vücut ise yavaş. Vacib vücudu tanımakladır diyor. Allah Allah. Envar vücut olmak istiyor musun? Ya. O zaman vacib vücut tanıyacaksın. Tanıyacaksın. İman etmek yetmiyor ya. İman bak. İman olmasa ne olur? Bütün o vücutlarda mahrum olmakla beraber zahiri vücudu dahi onun hakkında Adem'e ve hiçliğe gider gibi zayi olur. Bu okuduklarım var ya şu 15-20 dakika. Okuyacağım yerin malzemelerini yapıyorum. Dolgusunu yapıyorum. Yol yapacağız. Bunlar malzeme ha okuduklarım. Şimdi göreceksiniz. O ezber dediğinizde yer var ya 4 tane. Şimdi demek ki iman varsa her şey var kardeşim. İmam
bir şeye ruha girerse onu Sani Zülcelal'ine nispet eder. Allah aleminde tayin ve teşahhus eder. Soruyorum. Siz hiç sevmediğinize, nefret ettiğinize en çok sevdiğinizi verir misiniz? Vermezsiniz. Allah kendisini en iyi bilendir. Allah'ın en çok sevdiği şey nedir? İman. Şirkleri. Yani kendini tanımlamak. Kime verdi? Sana verdi. Ne yaptı o zaman seni? Sen ne demek istiyor? Bak bir daha. İnsan hiç sevmediği, nefret ettiğine en sevdiğini, namusunu teslim etmez. Namussuz, alçak, rezile namus teslim edilir mi? Hiç sevmiyorsun, en çok sevdiğini teslim eder misin? O zaman en çok sevdiğine, en çok sevdiğini veririz. Allah kendisini bize verdi, daha ne verecekti ki? İmanı verdi elhamdülillah. Fena bize ne yapabilir ki ya? Envar-ı vücut sen oluyorsun. Envar-ı vücut sahibi oluyorsun bak. Onu okuyacağız şimdi. Diyor ki, iman ve imandaki şuur ve intisap. İmandaki şuur bende, intisap ise ona. Bağlılık nispetinde. Navigasyonla bağlılığın derecesinde navigasyon. Bağlandık. Görmediğimiz ileride istikbalde göreceğimiz yeri navigasyon göstermiyor mu? Peki, alacağım sorunu. Navigasyon İbrahim. Bir yer gösterse, gidiyoruz ya. Almanya'ya da bir yer gidiyoruz. Benim çok oluyor, uçaktan indik. Karanlıkta beni aldılar, gidiyoruz. Çevreyi görmek istiyorum. Navigasyona giriyorum, sağda göl var. Burada şu var. Hem aydınlatıyor, hem aydınlatıyor yeri, hem de sağda solda dağ tepeleri detaylarını görebiliyor. Peki navigasyonun gösterdiği bir saat sonraki yerde şüphe eden var mı? Yok. Peki insan eliyle yapılan navigasyonun geleceği göstermesine şüphe etmiyorsun da imanın gösterdiği alemlerden niye şüphe ediyorsun? İnsan eliyle yazılan navigasyonun bir saat sonrasını gösteriyor. Şüphe etmiyorsun, gidiyorsun. Gece gece gidiyorsun bilmediğin yeri. İman navigasyonu da BK'yı gösteriyor. Nerede mi? Ebed istiyoruz. Navigasyonu gösterdiğinde şüphe yok. Kalpte BK'yı gösteriyor. Ebedi söylüyor. Ama din BK'sı, halk fenası, istedi mülküm tenim, bir devasız derde düştüm. Ah ki Lokman bir haber. Ne demek? Ya ben BK istiyorum. Halk fenamı istiyor. Ya öyle bir bela başıma geldi, öyle bir derde geldim ki çaresi yok. Ah ki Lokman bir haber. O bile bulamadı çaresini. Ama sonra anlatıyor tabii çaresini. Arkadaşlar, iman ettin mi? Çok yaşamaya da gerek yok. Bir an seyale, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, bu kadar çabuk desen. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Resulullah. Dedin, öldün. Tamam. Allah için çok yaşamak değil. Bir an onunla intisap, baki bir vücudu al kazanıyorsun. Çok yaşamaya gerek yok. Allah Resulü 63. 2000 sene Adem Aleyhisselam yaşamış. Şimdi onu okuyacağız. Bu kadar malzeme ama sorunu alayım İbrahim. Abi ben Nur-i İman, Şuur ve İntisap ile ilgili üçünü kapsayan bir okuyacaktım da. Oku. Eğer Nur-i iman içine girse üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. O mümin şuur ile okur ve o intisapla okutur. O mümin şuur ile okur ve o intisapla okutur. Yani Sani-i Zülcelal'in masnuyum, mahlukuyum, rahmet ve keremine mazharım gibi manalarla insandaki sanat-ı Rabbaniye tezahür eder. Demek Sani'ne intisaptan ibaret olan iman İnsandaki bütün asar sanatı izhar eder. İnsanın kıymeti o sanat-ı Rabbaniye'ye göre olur. Ve aynı samadaniye itibariyledir. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatap ilahi
ve cennete layık bir misafir Rabbani olur. Maşallah. Nereden okudun? Abi bu 23. söz. Sözler 300. Bizim kitapta yazıyor değil mi? Evet. 23. söz. Şimdi bu kadar şeyleri okuduktan sonra hadi bakalım. Benim kendi vücudum diyor ve mevcudatın vücudu ölüyorlar. Adem'e gittim diye elim endişe duydum diyor. Sonra diyor elim aldı ya, elim endişe bunda. Endişe duymak Allah'tan kopuk düşünmekten çıkıyor. Sonra hasbunallah ve ni'mel vekil ayetine müracaat ettim. Dedi ki diyor, ayet canlı ruhlu ya, manama dikkat et Said. Ne demek? İman dürbünüyle bak Said. Baktım. Arkadaşlar hazır mıyız? İman ne gösteriyor? İman, iman gözüyle gördüm ki, bunu herkes ezberleyecek inşallah. Bütün Nur Talebeler bunu ezberlemesini isterim. Şu dört tane şey, nereye vurursanız vurun bunu, paslı demiri bile pasını alır. Kabrin üstünü kaldırır. Fakirliğin, fakirliğini zenginliğe, faniliğini bekaya çeviren bir şey, iksir. Mübalağa etmiyorum. İman gözüyle gördüm ki, bir, bu zerrecik vücudum, bu bütün Allah'ın 18 bin aleme göre, bu vücudum ne ki? Yani ruh benim. Mevcut cesettir. Cesetten bahsetmiyor. Vücudum deyince ruh, melekut, hissiyat, akıl, kalp, yani beni ben yapan. Tamam mı? Bu zerrecik vücudum, hadsiz vücudun bir aynesi. Hadsiz vücudun. Hangi vücut? Allah'ın zatı sıfatında vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis var ya oradaki. Ona aynı arkadaş. Bu vücut derken 18 bin alemden de demiyor. Bu zerrecik vücudum, hadsiz bir vücudun aynısı, bir nesin sen. Hadsiz bir vücudun aynası. Hangi ayna? Güneşe ayna, bu ayna. Bu ayna kendisi nuran ama kesif, donuk. Böyle bir ayna değil. Ruh bir ayna. Kalp bir ayna, vicdan ayna, akıl bir ayna. Peki ne oluyor? Oraya vücutlar girince, iman edince, orada giren aynada güneş gözükür. Güneş yarım nurani. Bu donuk ayna. Olduğu halde güneş aynada ısısını, ışığını, rengini, ultraviyol ışınlarını vesaire renkleri var mı? Var. Bu aynayı karanlık bodruma yansıtsam güneş oraya sokar mı? Güneşi sokar ayna, güneşin yönünü değiştirir, sokar oraya. Bir tane daha söyleyeyim de hoşunuza gidecek. Ayna, paneller var ya dört yollarda, devletin yaptığı çatılarda vesaire. Bu da ayna, güneş enerjisini alır, evde buzdolabını çalıştırır, terse dönüştürür, harekete dönüştürür. Panelle güneş enerjisini alır. Ayna bu da. Şimdi güneş, ayna, panel düşündün. Şimdi güneşe haşa Allah, aynaya da insan ruhunu koy. Ne oldu? Bu zerrecik vücudum hadsiz vücutlara bir ayna. Kardeşim ona dönüşüyor. Yani o alemlere dönüşüyor. Yani nasıl ki aynada ne aydır ne gayirdir? Yarım nurani. Cebrail öyle değil diyor mektubatta. O nurani. Tam nurani. Nedir o? Bir anda huzur-u ilahide, bir anda şakta gapta, bir anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzurunda, dünya suretinde, dünya suretinde Allah Resulüne iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir diye soru soruyor. Aynı anda. Ve hepsi de aynı kendisi. Bir aynı anda o zatın cebine Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan gelip diye amca zannediyor. Diye amcanın cebine sokuyor. Ne istedikleri varsa, çocuğun ne içinden geçmişse cepten onu alıyor. Diye amca ama cebinde ne varsa onu almak zorundalar. Ya Muhammed, sakin ol.
Biz dihyeden aşağıya kalmayız inşallah. Tabi çocuk nerede bilecek dihye suretine Cebrail girmiş. Dihye amca biliyor, ona hemen cebine saldırdı çocuklar. Allah Resulü de öyle şey yaptı yani, böyle ne olacak diye açık olsun. Ondan sonra peki ne yaptı? Nasıl aldınsa kapıyı öyle bırak Zübeyir. Şimdi ne yaptı? Cebine saldırdı. Peygamber, ya Resulallah, ya Muhammed, biz dihyeden aşağı kalmayız. Fark ne yaptı? Dihye ne koymuşsa radiyallahu anh, çocuklar onu aldı. Hurma ise hurma, elma ise elma. Peki ben bu izi biraz takip ettim de ne aldılar diye. Çocukların içinde ne geçiyorsa, hissiyatlarına, fikriyatlarına o anda neyse o varmış. Ya neler oluyor be kardeşim? Böyle bir Allah be ya. Cebrail'i çocuğa meyve vermeye geliyor. Lan Cebrail ya. Onu da yapıyor, onu da yapıyor. Meyve veriyor. Resulullah soru sorarak sahabeleri eğitiyor. Şaftan garbakada kanatlarıyla, aynı zamanda huzuruylaydı. Ya kardeşim ya, böyle bir Rab ya, böyle bir Allah ya. Çok şükür ya. İman gösteriyor. Hadi bakalım. İman ne diyormuş? İman, iman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum, yani ruhum, kalbim, içsel yapım, hadsiz bir vücuda ayine. Ayine deyince lütfen bir her yeri yansıttırmak, dönüştürmek için bu aynadaki gibi de değil. O yarım nurani. Ruh aynada ne kadar farklıysa, güneş haşa Allah'tan ne kadar farklıysa, bizim ruhumuzda da bu zerrecik vücudun Allah'ın zatı sıfatının vücudunun bir aynesi, yani murtabit. Murtabit lügatını vermiyor. Peki Allah ne oluyor? Taayyum ve teşahhus ediyor. Şu anlar 9. Onun da lügatı olmaz. Taayyum ve teşahhus öyle. Sami nihayet, nasıl nihayet? Nihayetsiz işte. Nasıl nihayetsiz aynı oluyor? Nihayet var mı nihayet diyelim. Nihayetsiz aynı oluyor. Gelecek aşağıda biraz daha. Nihayetsiz anlatıyor. İkincisini o. Bak ikinci cümle o. Birinci bu ezberledik mi? Bu zerrecik vücudum, daha nihayetsiz söylemedi. Acele etme. Hadsiz bir vücudun, hadsiz bir vücudun aynesi, 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 yerdeki cam gibi değil. Tamam, böyle bir ayna. Tamam. Allah Allah. Sonra ikinci cümle, nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile. İnbisatı anlatayım. Mesela oku çekiyorum İbrahim. Sana gelse bu inkişaf yöndür. İnbisatın yönü yok. Cinsi de yok. Mesela sesim geliyor. Yani en kesif misal. Sesim geliyor mu? Geliyor. Herkese sağa sola gelin. Yön var mı? Yok. Yani mesela gözün yönü vardır. Aklın da yönü vardır, biliyor musunuz? Aklın da yönü vardır. Mesela 6 tane zaman var. Aklın ona mahkum. Ama kulağın, kalbin, yani onun tezahürü, yönü yok. Her tarafta oluyor. Şimdi diyor ki nihayetsiz insan ruhu, bak nihayetsiz inbisat ile hadsiz vücutla hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile. Bak nihayetsiz ve hadsiz. Bak nihayetsiz inbisat ile nihayetsiz inbisat. Bak insanın ruhu inbisatı söylüyorum bir daha. Zühre Tahir. Abim bir sesim ne kadar gidiyor? Şu anda internet vasıtasıyla dünyaya gidiyor. Maneviyat bakımda öteki alemlere de yankılanıyor mu? Oluyor mu şimdi? Oluyor. Allah'ta da oluyor mu? Allah duyuyor mu bunları? İnbisat bu. Bak, nihayetsiz had değil. Bak, nihayetsiz inbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile insan. Etti mi ki? Ölümden, kabirden korkuyor. Yesinler kabrini seni. Ustad ne diyor? Kabirden korkup, ölümden ürküp yüzünü çevirme. Merdane kabre bak, ne talep eder, ne ister. Tamam?
Ya ölüm. Ölümü beklemişler, sevmişler. Üçüncü cümleyi okuyorum. Kendinden daha kıymetdar. Mesela şöyle diyeyim, psikolojide. Tahir, sana bakıyorum. Hayatım böyle, düz. Hayatım bir de yukarıya, benden kıymetli. Hayatıma eşit. Bir şeye koşuyorum, hayatıma eşit, aynı. Bir şeye koşuyorum, benden kıymetli. Başka bir şeye koşuyorum, benden daha basit, adi. Tamam. Hayatımızdan daha değerli bir şey var mı dünyada? Mercedes'tir, arabadır, paradır, kariyerdir, eşindir, aşındır, işindir, yatın, katın, atın, ittin, her şey. Hangisi? Ya hayatın gittikten sonra hiçbir şeyin değeri var mı Zübeyir? Yok. Yok abi. Peki hayatımızdan değerli nedir? Allah'tır. Allah'tır. İmanla hidayeti ve Allah'ı bize anlatayım. Dört tane. Allah, ben, hidayet, iman. Tamam mı? Haşa. Haşa. Örnek için. Güneş Allah olsa, ondan gelen şua, foton, hidayettir. Evin panjurunu açtım, içeriye güneş girdi, ısındırdı, hayata sebep oldu, çiçekleri açtı. İşte güneşten gelen fotonu ben, panjuru, perdeyi kaldırarak o ziyayı, gelen güneşi onayladım mı, gir içeriye. Bende ne gözüktü? Hayat gözüktü, çiçekler büyüdü, ben ısındım. Öyle mi? Ha. Güneş Allah'a misal. Ondan gelen foton hidayettir. Panjur, o da pencereleri kaldırmak irade ve ihtiyardır. Onu onayladım, içeriye girdi. Bende ortaya çıkan hayat, yani güneşle hayat, onun adı da imandır. Yani Allah'ı onaylamaktan insanın dimağına itikat, kalbine iman hasıl oluyor. Hidayet Allah canibidir, iman insanda ortaya çıkandır. Anladık mı abi? Allah. Cüz iradenin sarfından. İradenin sarfından. Yani panjuru kaldırdık. Panjuru, perdeyi de açtık. Girdi içeriye. Tamam. Şimdi birincisi neydi? Bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücuda ayna, vesile değil. Ayna. Sonra nihayetsiz inbisat ile nihayetsiz hadsiz bir hadsiz vücutları kazanmaya vesile. Bu vesile. Üç. Kendinden daha kıymetdar. Nedir o? Onun için buna girdik. Kendinden daha kıymetdar nedir? Allah. Allah'tır. Cennet de değil ha. İsteyene ver onu. Anlıyor musun? İnsanın fıtratında Allah'ı cennette göreceğiz. Kendinden daha kıymetdar baki mutadit vücutları meyve veren bir kelime hikmet numa bulundu. Esma meratipleri, hakikat, sıfat ve meratipleri. Kendinden daha kıymetdar baki mutadit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu. Kendinden daha kıymetdar. Allah Allah. Kendinden daha kıymetdar Allah. Mesela insan niye buhran geçirir? Kendisinden daha basit şeyleri hayatına gaye yaparsa hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Kendinden daha yüksek şeyleri hayatına gaye yaparsa hayat anlamını bulur, sıkıntılar, dertler, koronalar basamak olur. Ondan istifade eder. Koronanın, ölüm korkusunun açtığı o pencereden bakar baktırır, istifade eder. La korona ile mi yeryüzüne ölüm indi ya? Daha önce ölüm yok muydu ya? Adam komşu söylüyordu, burada müzik çalıyordu. Orada korona oldu diye adam burada titriyor. La yeni mi indi bu korona ya? Ölüm yeni mi oldu? Ha niye? Propaganda. Anladın mı? Propaganda. 1,5 milyon insan trafik kazasıyla ölüyor, gene arabaya giriyor. Komşusu ölüyordu. Taziye var ya, taziye evine gidiyorum. Televizyon çalıyor bu evde ya. Ben 1975'ten 80'e kadar bizim köylerde bir insan ölse etraftaki köylerde bir hafta radyo açılmazdı. Televizyon yoktu da. Radyo açılmazdı ya. Şimdi komşu ölüyor. Oğlum komşu ölmüş lan, bu ses. Tamam anne, tamam, kulaklık derdi ya. E peki
Öldü, kulaklık arıyor. Ölmedi. Komşu dediler ki, oğlum komşun korona. Aman ya, yapma ya hani falan. Ekbe korona oldum. En yakınım akrabam, yakın yıkanım. Herkes kaçtı odasına geçti. Lan ne yapıyorsunuz ya? Ha, ölüm var. Ha ya, günaydın. Ölüm varmış ha? Hakikaten mi ya? Yeni inmiş bu yeryüzüne. Ha, hayat neymiş? Vücut neymiş? Allah ne, kimmiş? Kabir neymiş? Ne yaptı bu? Korona ile hayata anlam yükledi. Fark etti yaşamanın, nefes almanın, meyveyi koparabilmenin, güneş görebilmenin, akrabanı, dostunu ziyaret edip onlara bir hediye götürmen, onlara değer vermen, telefon etmenin neymiş? Odaya mahkumsun, yemeğini tabağına veriyorlar. Ölmedin daha, herkes kaçtı senden. Kabrin bir numunesi, ne yapacaksın lan? Ya ölümden beter ya. Ne oraya gidiyorsunuz anne? Korona var oğlum, kusura bakma. Haşi meydanda oğlu annesinden ana oğlundan kaçacak. Bak. Ne haber? El freni çek, takoz koy. Cemaatin kıymetini, kardeşinin kıymetini anla, Risale-i Nur'un kıymetini anla. Ulan bunlar nasıl konuşurduk ya? Ya bu muhatap olunca bu böyle kendim içini katıyorsun. Dura dura teenniyle gazete gibi okuma. Tefekkür imanı. Ya bu ne biçim eser ya? Biz de perişan olacaktık. Koronanın ilk çıktığı günden beri Nur cemaatını da dahil. Ya korkuya, paniğe bir giriftar oldular, bir anafor oldular. Yani sanki trafik kazası geçirmiş bir adam toz dumana girer ya kamyonun altından. Dur ya, ta ilk günden beri dur. Korku balonunun içine soktular seni ta ilk günden beri. Nereye dayanıyorsun sen? Kardeşim külliyat. İmanı kazanma ve kaybetme davası başımıza açıldı. Ölü ölmek ve ölmemek meselemiz değil ki, bizim işimiz değil ki o. Bizim imanı kazanma ve kaybetme davası başımıza açıldı. İngiliz, Alman ve Rus kadar servetin gücün olsa, her gün onları biraz tereddüt sarf etsen, imanı kazanma adına bir şey etmiş olmazsın. La kardeşim, biz ölmeyecek miydik zaten? İman, iman. Aman dikkat et, korona değil. Koronaya yakalanmaktan değil, imansızlığa yakalanmaktan, şirkperest, esmapperest yakalanmaktan kork. Kalbini, aklını, ruhunu kurtar. O zaman korona ne yaptı? Vay be, hayat varmış ya, bak istifade et. Nefes almak varmış ya. Çıkanlar mesela. Kardeşim varmış ya, annem varmış ya, sarılmak varmış ya, derslere gitmek varmış. Akrabaya gitmek bile yasak. Ne haber? Çünkü kıymetin biliyor. En ufak şeyle tenkit ediyor. Ha, bu kadar teneffüs yeter. Geçelim gene oraya. Mahsus yapıyorum bunu ki üçüncü cümleyi de daha kavrayalım. Kendinden daha kıymetdar. Kendinden daha kıymetdar nedir? Esma, sıfat, şunat-ı zatiye, mahiyet-i zatiye. Onların meratipleri. Mahiyet-i zatiye bile. Bendeki benim. Güneş, tamam mı? Bende Allah taayyün ediyor. Taayyün ve teşahhus. Şualar 9. Benim şeyimde, enemde Allah taayyün ederse bende o var. Bende o var. Bendeki o. Bir derece hissederim huzurla. Ama onda ben nasılım? Ondaki beni bilmiyor. Peki Risale'de ne geçiyor? Ene'de o taayyün ve teşahhus etti mi? Ene mahluk değil zaten. Ona ne denilir? Sırrı insani. Her şeyin bir sırrı var ya. Eşine dersin, yakına dersin ama kimseye demediğin de var. Allah da diyor ki Celle Celaluhu, işaret-i cazdan çıkarıyor. Her şeyin sırrı var. Cenab-ı Hak diyor ki, insan benim sırrımdır, ben de insanım. Hadis-i kutsi. Ha, o sırrı insani nedir? Ene'de. Ene mahluk değildi zaten. Ene sensin. Bu gömlek burada yaşamak için bu dünyada. Yatakta bu kullanılmıyor. Denizde de bu kullanılmıyor. Çıkartacaksın. Dünyada bu kullanılıyor. Ha? Anne karnında suyun içindeydik. Akciğer yok muydu? Nefes almıyorduk. Bak her şeyde değişik. Ha. Benim gömleğim gir içeriye. Benim atletim gir içeriye. Benim vücudum, benim nefsim, benim aklım, benim vicdanım, benim kalbim, benim ruhum. Hep masada. Benim kalemim, benim kitabım. Ben deyin kim? Arkada.
Bunlar hepsi hiçbirisi senin değil. Bunlar hep ölüme mahkum. O benim ruhum diyen ruh değil. Kim o? O ene. Tamam? Bu ene mahluk, ruh değil. Ruha da sahip çıkmış. Vücudu da yok. Yokluk değil, vacip değil, berza. Bir şeyi çok uzatmıyorum. Vacip değil, mahluk değil, berza. Tamam? Bu eneye Allah taayyum ve teşahhus ediyor. O enedeki taayyum ve teşahhus sırrı insani. Yani ben olan ben enede, bende o. Bende o var. Bendeki o. Ondaki ben ezeli ve ebedi bilemeyeceğim. Onda ben nasılım? Bilmiyorum. Bilecek miyiz? Hayır. Üçüncü kelime. Cennette değil mi? Yok. İşte o bilmenin bilelim diye Zübeyir. Onun için her cuma Allah'ı göreceğiz. Acaba onda ben nasılım? Allah'ı göreceksin biliyor musun? Böyle bir alem seni bekliyor. Gitmekten korkuyorsun. Öldürüleceksiniz demiyorsun. Demiyor ki inna lillahi ve inne ileyhi racun. Döndürüleceksin daha. Git ileri marş. Yerine say. Geriye dön. Döndürüleceksin ya. Döneceksin. Çok şükür ya. İyi ki öleceğiz ya. Ulan ben kendime soruyorum. Siz de sorun bakalım. 200 sene dünyada yaşasan, ona benim emsallerim, akranlarım, benim köyde, tanıdık, cemaatta bile, ya ben cemaatta şimdi yalnızlık da hissediyorum ha. Emsallerim yok. Varsa da bir kıtaların başında. Çok azız benim emsalde bakın. Onlar da farklı yerlerde. Bak bir araya gelemiyorum ki. Yalnızlık ne demek olduğunu bilemezsiniz siz. O beraber yaşıyorsunuz 15 kişi. Onun lezzetini ben bazen duyuyorum sizin şakalarınızı. Keyif veriyor bana. Ama ben yalnızım. Anladın mı? Evet. Ha, şimdi 100 sene de böyle yaşasam. Gittik, siz de gittiniz. Sizin kuşak da gitti, çocuk seviyeniz de gitti. 10 tane kuşak. Ulan ben 500 yaşında ben yaşanır mı ya? Yalnızın. Tamam mı? Yalnızlık ya. Yaşanmaz kardeşim ya. Ölüm yoksa ne korkacağım? İmansızlıktan kork. İmansızlık korkunun en zirvesi olunca basit korkular şey yapmaz. Aslana alışan köpekler mi korkar? Biz köyde yüzerdik, yanımızda yılanlar dolaşırdı derede. Niye? Su yılanı şey yapmaz. Çocukken. Şimdi ben su yılanına korkar mıyım? Öyle alışmışım. Yani imansızlıktan korkan ölüm korkusu neymiş ya korona? Allah'ını seversen ya. Bu kadar şey miyiz ya? Korona senin bedendeki bu dünyada bulunma miktarını durduruyor. Yok onunla korona öldürmez ki. Niye inanmıyoruz? Yuhi ve ümit oydu Allah idi. Hadi bakalım. Demek ki kendinden daha kıymetdar. Baki mutadit vücutları. Kendinden daha kıymetdar. Baki mutadit vücutları meyve veren bir kelime-i kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu etti 3 mü? 3. Şimdi bak bombası da geliyor. Allah ben. Ballılığın adı neydi? Mensubiyet iman. İntisaptır. İman bir intisaptır. İman kuvvettir, nurdur. Tamam. İmanın içerisinde ne var? Allah iman var. Ahiret iman var. Diyor ki mensubiyet Allah ve ben. Bağın adı iman. Ha. Mensubiyet cihetiyle ona bağlılık nispetinde bir an yaşaması. Ya ben Kur'an'a dönüp ölmek istemiyorum bilmem. Ne kadar yaşadın kardeşim imanın var? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedin öldün. Şey gelelim Firavun'a. Hiç bunu demeye fırsat bulamadı. 350 sene yaşamış. Ne yapacağım lan ben 350 seneyi? O şekilde hayatı. Hepinizi vicdanınıza soruyorum. Emre, 500 sene, herhalde 730 sene galiba. Bursa'ya giderken orada bir çınar ağacı var. 700'den fazla mı? Ha. Şimdi tabela var çınar ağacına. 500 olabilir, bilmiyorum. Yani yaşını söylüyor. 500 sene yaşadı. Onu dikenler toprak altında. Şimdi 500 sene çınar olmak mı istersiniz? Bir saat mümin mi? İnsan. Bir saat insan. Ebu Ce, şey,
Firavun 350 sene yaşamış. Dişi dar mı? 350 sene. Peki 350 sene Firavun veya Allah'tan kopuk veya bir an. Zaten öyle diyor bak. Bir an yaşaması. Sahabe mesela bir an yaşamış, ölmüş. Ölmüş. Mesela kılıncılar geldi. Allah Resulü'nün yanlığı kılıç kaldırdı diyor savaşta. Nasıl yaptıysa yol buldu. Resulların arkasına geldi. Puştuk yoktu, arkadan vurmuyordu. Elinde kılıç. Ya Muhammed seni kim kurtaracak benim elimden dedi. Döne bakıyor. Allah diyor. Nasıl bir iman ya? Aklım gidiyor ya. Her şey Allah'ın dizginde diyoruz. Depremden hemen şey ödümüz patlıyor. Şimdi kılıç arkasında. Bak şimdi. Sahabede görmüş ama işten geçmiş. Diyor ve gaipten diyor iki omuz arasından bir darbe her düşer kılıncı alır. Resulullah. Alır kılıncı ona sorar. Seni şimdi kim kurtaracak diyor ve affeder. Sonra bir nazar eder. Bir nazari peygamberi şöyle bir bakar. Nazar. Adam imana geliyor. La, hemen iman ediyor. Gusül yaptı mı? Geldi daha kafirdi. Gusül yok. Namaz yok. Oruç yok. Hiçbir şey yok. Allah Resulü bir yükleme yapıyor. Hadi diyor o tarafa. Tarafgirliği görüyor musunuz? Amelden. Yani el hubbu fillah ve el buzu fillah. Tarafgirlik. İmana taraftar oldu. Kılıncı aldı. Ondan daha sevgilim olmazdı dedi. Geldiği yere göre savaştı ve şehit oldu. Ve buna amel cihetiyle Gazali, Bediüzzaman Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi, Süleyman Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri yetişemiyor. Ama bir tane namazı yok. Tarafgirlik var ya tarafgirlik. Ha, amel cihetiyle dedim ha. Sahabelerin de dereceleri farklıdır. Her sahabedi amel cihetiyle. Çünkü o onun tesisi İslamiyet'te, İslamiyet Sarayı'nın kurulmasında sahabenin hissesi çok büyük olduğundan bizim yaptığımız bütün ibadet ona gidiyor. Demek ki kendinden daha kıymetdar, onu hazmetmek için bunları sokuyorum. İzah ediyor, kasten yapıyorum. Kendinden daha kıymetdar, baki, mutadid vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu. Son cümlemiz. Mensubiyet cihetiyle La ilahe illallah Muhammedun Resulullah mensup olduk mu Allah'a? Allah'ın yavrimiz, Allah'ın askerimiz, Allah'ın kulumuz. Onayladık mı Allah'a? Bir an yaşasa, bir an, bak şimdi, bir an ebedi bir vücut kadar kıymetdar olduğunu ilme lakin ile bildim. Ebedi bir vücut kadar. Bir an arkadaşlar, kork, imansızlıktan kork. Bir an, tamam mı? La ilahe illallah Muhammed Resulullah dese ebedi bir vücut kadar kıymetdar olduğunu ilme lakin ile bildim. Niye peki bu dört tane? Çünkü şuur iman ile yani şuur dersini dinlersiniz, girmeyeyim şuura. Şuur iman ile. İman var. Bir de imanın bir kabı var. İçeriği var. Yedi tane subut-u sıfat aktif olursa şuur olur bizde. Şuur iman ile. Bu vücudum vacibül vücudun eseriymiş. Bak iman ile bir anda vacibül vücudun eseri. Bir, sanatı. İki, cilvesi olduğunu insan anlamakla. Ha la ilahe illallah demekle. Ben mahlukum, o Halik, bunun ben onun cilvesiyim diye anlarsa, o kadar anlarsa, Allah Allah, ne oluyor? Vahşi evhamın, hadsiz karanlıklarından, vahşi evham neydi? Vahşi evham, vahşi size misal vermiştim hatırladınız mı? Safari, Afrika'ya. Helikopterle sizin düşmanlarınızı alsa İbrahim, Mehmet, bak dinle abi bunu. Helikopterle aldılar. Yukarıdan aşağı bıraktılar Afrika'da. Bir baktın ki sırttan saldırıyor. Sen de biliyorsun ki sırttan hayal yerlerinde parçalıyor. Ondan kaçtın, timsahın önüne doğru gidiyorsun. O da nasıl öldüreceği belli. Oradan da kaçtın Zübeyir. Kobra ilanına gidiyor. Emre...
Hangi hayvanla ölmek isterdin? Valla timsah olsun. Timsahı seçtin. Zübeyir sen hangisini seçerdin? Kobra yılanına mı, sırtlanla mı, aslanla mı? Hayal bile istemiyorum. Ha? Hayal bile istemiyorum. Görüyor musun? Hayal bile etmek istemiyorum. İşte Allahsız baktığımız zaman ruhumuzda buna bile benzemiyor. Safari'de ölümden ölüm seç. Şimdi arkadaşlar koronadan değil, Ustad Hastalar Esensin diyor ki hastalıktan niye korkarlar? Ekseriyette hastalık vesile olduğu için ölüme ölüm korkusudur. Şimdi düşünün Allah ile ve ahiretle ümitli değil. Titrese ne olur? Hatırladıkça kabrimde seç. Olan iman nasıl olacak? Hırtlamı mı basacaklar? Kafamı mı kesecekler? Yani bu memlekette yaşadığı kafir ama Azrail'i kabri düşündü. Olan korona siyah toprak var. Şimdi ölümden ölümü seç. Allah ve ahiretle ümitli değilsin. Titremeye başladın. Ne olacak şimdi? Ne oldu şimdi? Laz demiş. Hastayım dedi. İnanmadılar. Hastayım dedi inanmadılar. Yastığın altına koymuş yazmış. Hastayım dedim inanmadınız. Hastayım dedim inanmadınız. Ne oldu şimdi? Yazıyı gördüler. Adam ölmüş yani. Ha bak doğru ben haklıydım ama gittin yani. Şimdi vahşi evham böyle. O Afrika'daki ölüm çeşidine de benzemiyor. Nasıl öleceksin? Hiç daha önce ölen var mı? Bilen var mı? Yok. Bilmiyoruz. İnsan düşün bütün hayatı da bu hayatı. Şimdi bunu bir anda nasıl olacak? Allahsız düşününce bu anlattıklarım gibi de değil. Ruhu içsel alemi vahşi evhamdan, evhamın hadsiz karanlıklarından. İmansızlık böyle bir şey. Diyor ki imansızlık böyle. İman neydi? Şuur iman ile bu vücudun, vacibül vücudun eseri ve sanatı cilvesi olduğunu anlamakla vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından bir. Bu kadar saydıklarımız ne işe yarıyor? Hadsiz evhamın, evham var ya evham düşüncelerin. Hadsiz karanlıklarından bir. Hadsiz mufarakat. Eşimden, aşımdan, işimden, yatımdan, katımdan, atımdan. Onlarla ayrılacağım. Hadsiz mufarakat ve fırakların elemlerinden kurtulup mevcudata hususan zihayatlara taalluk eden efade Esma-i İlahi adedince uhuvvet rabıtaları münasebet peyda ettiğim bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir firak içinde. Yani alakadar olduğum vardı ya çiçeklere, dağlara, Cebrail'e iman ettim, Azrail ettim, ettim. Kime etmiştim? Azrail'e. Azrail benim zaten yabancım değil ki. İlk defa evet görmemişim ama ilk defa duyduğum bir şey değil. Onlara bir ünsiyet var. Ölüm anında gelecek bizim kardeşimiz. Tabi arkadaşımız, Rabbimin kulu, bana gelecek. Cehennem zebanesi değil ki Azrail. Ha, onlara ne olacak? Bir yakınlık insi var, bir uhuvvet rabıtam var. Ona karşı bir uhuvvetim var. Münasebet peyda ettiğimden, bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir firak. Benim tak diye koparacak. Yani inanın bana ehli iman, hasreten nur talebeli öldüğünü anlamayacak. Şehid-i manevi olacak inşallah. Ne ile kim? Namazını vaktine kılan, yedi kebairi işlemeyen, namazın akabinde tesbihatı yapan, 5-10 dakika, birkaç dakika diyor ama ben 5-10 dakika diyorum. 5-10 dakika Risale okuyan, itimat edin Rabbime, ben Risale-i Nur'da gördüm, Rabbime dayanarak bu külliyatta teris olacak, öldüğünü anlamayacak, şehid-i manevi olacak, tahvili vücut, iddak-ı ruh olacak inşallah. Namazın tesbihatını yaparsa, 5-10 dakika bu dursun yeni getir. 5-10 dakika Risale okursa. Niye peki? Tesbihat yapan ölmüyor. Ne diyor? Günah cihetiyle ölüyor, sevap cihetiyle kalıyor. Sağda, şarkta, garpta, şimalde, cenüpte, dünyada, ahirette, geçmişte, gelecekte olanlara hepsi bütün nur talebelerin sevabına ortak oluyorum. Lan ben yaşasam zaten o kadar sevap yapamam. Günah cihetiyle ölüyor, tesbihat yapan böyle oluyor. Bayla bayla sevap gelecek. Ha. Şimdi adedince uhuvvet rabıtaları münasebet peyda ettiğimden bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir firak. Ayrılıyorum gittim. Bu dimadaki kardeşler de arkamdan gelecek. Hızır abi bana dediği gibi. Sakın korkmayasın.
Kendisi gidiyor ha. Ben gideyim ki diyor, sizi karşılayacağım. Rüştay bana dedi ki, deprem vardı. Depremle korktun mu? Korktum abi biraz. Bak, depremden korkma, korkama. Esas, acaba vazife bugün Risale okuyabildin mi? Zübeyir abi bana dedi ki diyor, Rüştü abi. Dedi ki, ölümden korkma Rüştü. O Rüştü'yü silmişler. Ölümden korkma, okuyamamaktan kork. Sen dedi, vazife yapamadığın gün ölmüşsün. Dedi ki, ben gidiyorum sizi karşılarım. Nereye gidiyorlar? Öteki mahalleye mi? Ha bak şimdi. Kardeşim münasebet kurmuşuz tesbihatla. Benim şu anda hasenatım bütün nur talebelerine gidiyor. Bütün nur talebelerine tesbihat yapan herkese bir tamam ya. Belki ben riyakarlık ama onlar ihlaslı alıyor. Ha uhuvvet rabıtaları münasebetiyle uhuvvet bağımız var. Peyda ettiğimden bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir firak. Muvakkat ayrılacağız. Hepimiz orada ebedi. Ebedi beraber olacağız. Peygamberimiz orada. 124 bin peygamber orada. 124 milyon evliya orada. Ustad da orada. Zübeyir abiler, Hüsrev abiler, Rüştü abiler, bize emekleri olan. Ezeli ve ebedi bir an bir ana benzemeyecek haletler. Böyle bir aleme rücu edeceğiz. İlahi raciun. Onlar müsbet değil ya. Firak içinde daimi bir visal var olduğunu bildim. Yani böyle kısa diyor bir firak var, ayrılık var ama bu ayrılığın içerisinde baki ne? Visal var. Visal nedir? Kavuşma. Kavuşmak için bu lazım. Ağaç olmak için çekirdek toprağa girmesi lazım. Çekirdeği çürütmeden ağacı çıkartamazsınız. Çekirdekten ağacı penseyle, tornavida ile çıkartamazsınız. Bir daha, çekirdekten ağacı, tornavida ile, çekişle, biçkiyle ağacı çıkartamazsınız. Toprakla çıkar. Onun için muvakkat bir ayrılıkla hadsiz bir firak başlıyor. Kavuşma başlıyor. Sen Allah'a kul ol, namazını kıl, yedi kebairden uzak, 5-10 dakika Resul'e okuyorsun. Ne korkacaksın ya? İmanı kazanma ve kaybetme davası daha büyük şeye açılmış. Bunlar neymiş diyeceksin. Diyoruz elhamdülillah. Rabbim şahit. Hemen korku saldığı zaman olan imanım var mı? Tamam. Gerisi hikaye. Malumdur ki bak niye biz kardeşiz? Risalet okuyanlar, niye tesbih atanlar falan beraberiz? Malumdur ki diyor. Kariyeleri, nerelisin kardeşim? Tokatlıyım. Nerelisin? Zilesi Üçköy'ünde. O adam köyünden değil, akrabasından değil. Nerelisin? Askerde Tokatlıyım. Veya ilçesindeyim. Kariyeleri, şehirleri, memleketleri, taburları, kumandanları, ustadları gibi, bizim ustadımız da bir, gibi rabıtaları bir olan adamlar, sevimli bir uhuvvet, dostlarını bir arkadaşlık hissederler. Mesela şimdi bu canlı yayına birisi girmiş. Ben hiç görmedim. O da beni hiç bilmiyordu. İlk defa girdi. Şimdi evet bana bakıyor, tanımıyor ama bildiği bir yer okunuyor ya. Şualar okunuyor 69. Aa şualardan okuyor ya. Hemen bir uhuvvet başlıyor değil mi? Kardeş ya. Kardeşimiz ya. Yani uhuvvet onda öne çıkmışsa beşeriyetine bakmaz. Ha niye ustadımız bir, kitabımız bir, Kur'an'ımız bir, peygamberimiz bir, Allah'ımız bir. Tamam. Peygamberimiz Arap ama Allah bir yerli değil. Çok şükür. Türkiye şurada, coğrafyada ama güneş nereli? Tamam. Ha, neyiz hissederiz? Aa bu kardeş Risale okuyor ya. Hissederiz, yakınlık hissederiz. Ve bu gibi rabıtalardan mahrum olanlar daimi elim karanlıklar için azap çekiyorlar. Adam geldi tek, adam gitti tek. Bir bu. Bir de iman etmişse. Tek gitti, tek gitti. Sebabıyla günahla tek. Ama bir cemaate dahil olsan sebabın sabit değil. Çünkü üç kişinin defteri kapanmıyor. Hayli bir eser, hayli bir müessese, evet. Hayli bir evlat. Ne yaptık? En büyük eser. Vesile oldun bir kişinin namaz kılmasına, nurları tanımasına. Ya bu dersler bir tanesi desek, he Allah razı olsun ya.
kalbimdeki sıkıntı ya şey oldu. Oh elhamdülillah. Ya şu risale okuyayım ya. Okumadan yatmayayım dese bizim eser de o. Ekmek paramız da bu. Bazen diyorum ekmek para. Ne ekmek paramız bu ya. Tabiri var ya ekmekten. Süperim teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah. Sağ olasın. Kur'an'da methedilen tamam. Kur'an'da methedilen bitki. Zencefila. Zencefil. O evet Kur'an'da methedilen incir, zeytin, bal. Tamam. Biraz da kaldı son cümlemiz. Saatimiz de zaten çoktan geldi. Bu gibi rabıtalarda mahrum olanlar daimi elim karanlıklar için azap çekiyorlar. Hem bir ağacın meyveleri, şuurları olsa birbirinin kardeşi, birbirinin bedeli ve musahibi ve nazır olduklarını hissederler. Eğer ağaç olmazsa veya ondan koparılsa her biri o meyveler adedince fırakları hisseder. Tamam mı? Hissedecekler. Dersimiz bu kadar. Bu yeri dört tane sıfat. Bu zerrecik vücudum, hadsiz bir vücudun aynesi. Nihayetsiz bir imisat ile hadsiz vücutlar kazanmasına bir vesile. Fethi Ahmet sesi kapatır mısın abi? Evet. Burada kesiyor. Sorusu olan var mı? Yok. Ama dersten sonra konuşabiliriz. Ve ahir davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi bu hakikatle haklanmayı nasip eyle. Ya Rabbi ustadımıza talebe. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet. Ya Rabbi zat-ı zülcelaline kul kabul eyle. Biz insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlardan, maddi ve manevi hastalıklardan, detlerden, taunlardan, tufanlardan, vebalardan bizi hıfz-ı emin eyle. Ya Rabbi bizi dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi, söz verdiklerimizi, hizmet-i imaniyede zerre kadar hissesi olanları, üzerimizde hakları olanları, usul ve furularımızı, dostlarımızı, kardeşlerimizi, ahibbâina, bütün o yakınlarının da bu maide-i Kur'an'ı sofrasından hisselerin ziyadeyle ve iştirak-ı amal-i uhrevi sırrından hisselerin ziyadeyle ya Rabbel Alemin. Allah'ım kabirde okunan dersleri enis ve yoldaş eyle. Emirdağ 1'de 208. sayfada okunan her bir risale sayfası haşir meydanında ahirette senet ve beratı olacak deniliyor. Ya Rabbi onun bütün nur talebelerini ehl-i imana tahakkuk ettir ya Rabbi. Bu Risale-i Nur'u bize kabirde, berzahta, sıratta, haseten, vefat anında bize enis ve yoldaş eyle. Risale-i Nur'da ya Rabbel Alemin, Risale-i Nur şahsi manevisi bir kutup gibi, kutbun azam gibi, şakirtlerinin sekerat anında imdadına yetişiyor deniliyor. Ya Rabbi öyle tahakkuk etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Vâhir devâhum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha temas salavat. Amin. Allah sizden de razı olsun. Amin. Geceniz mübarek olsun.